Katil edecek bu adam beni Mesut. Öldüreceğim ben bu adamı. Dur bakalım Servet. Bir sakin ol. Öğrenelim ne olduğunu. Ya görmedin mi kızın halini? Ha, Eren. Hastamızın durumu iyi abi. Allah'ıma şükür. Röntgenler temiz çıktı. Kırık yok neyse ki. Sadece yumuşak doku zedelenmesi. Pansumanı tamam. Biraz dinlensin, toparlar. Eyvallah kardeşim. Ne zaman görelim? Hemen abi. Yormayalım fazla ama. Tamam Eren, sağ ol. Rica ederim. Allah razı olsun. Hı hı. Şişt, dur dur dur. Bana 2 dakika müsaade et Servet. Bekle burada, ben bir bakayım. Ne var? Geçmiş olsun. Nereden tanışıyorsun sen abimle? Uzun hikaye. İyi. Benim de zamanım yok zaten. Geç kaldım. Barı mı? Abim nerede? Dışarıda. İyi. Şşş, dur bir dakika dur. Kocan yaptı biliyorum. Raporunu hazırladı bizim doktor. Merkeze gidelim. 2 satır ifade doldur. Şikayetçi ol şu adamdan. Ne lazımsa yapalım. Ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın? Uzaklaştırma alırız. Koruma falan istemez misin? Sen mi koruyacaksın beni? İstemiyorum. Çekilir misin? Ders ders konuşma. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Ya istemiyorum dedim, zorlama. Allah Allah, bakarım ben başımın çaresine. Çekil şuradan. Sedef, ne oldu? Sedef dur Allah aşkına kızım, konuşalım. Sedef. Çabuk söyle ne söyleyeceksen. Kız alacağım okuldan daha. Niye böyle yapıyorsun Sedef? Abinim ben senin. Yardım etmeye çalışıyorum. Görmüyor musun? Yardım mı? Sen mi abi? Evet. Şimdi mi geldi aklına? Kızım yapma. Bugüne kadar neredeydin? Hamileydim. Karnım burnunda kapına geldim. Abi dedim. Kurtar beni bu adamdan. Köpek gibi kovdun beni. Kızım. Canım. Gözünü seveyim. Bak herkesin içinde. Ne oldu? Utandın mı? Konuşalım dedim. Konuşuyoruz işte. Yapma Sedef. Ne Sedef? Ne Sedef? Dövüyor beni bu adam dedim. Akıllı ol, dövdürme kendini dedim. Bebek karnımdaydı da. Korkuyorum abi dedim. Yüzüme bile bakmadın. Şimdi de geldin. Yardım edeceksin öyle mi? Kalsın. Haklısın. Ne desen kabul kızım. Allah benim belamı versin ama bir dinle. Dinlemeyeceğim. İstemiyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Hem ben senin derdini biliyorum. Hastasın. İş güç bitti. Kaldın bir başına. Kendine baktıracak insan arıyorsun. Yemezler. Bu saatten sonra sana benim gibi kardeş yok. Bana da senin gibi abi yok. Tamam mı? Gelme bir daha sakın. Bırakayım mı seni evine? Yok, giderim ben. Senin de başını ağrıttık, kusura bakma. Selman! Selman, içeride misin? Selman! İçeride mi lan ustam? İçeride abi. Erdal. Benim ben. Sen miydin kardeş ya? Nasıl gelmek o Azrail gibi? Nereye gideyim lan? Senden başka kimin var? Erken kapatmışsın. Başka işler var, anlatırım. Şşş. Kilitle kapıyı. Çay getir Erdal abine. Tamam usta. Kız değişik yani biraz. Şikayet mikayet girmedi hiç o işlere. Bana da diklendi. Abisini de paramparça etti gitti. Kendi bilir. Düşme sen de üstüne. Her gün kaç tane görüyoruz onun gibi ya. Üstü doğru söylüyor. Sen üstüne düşeni yaptın. Gerisi onların bileceği iş. Pardon ya. Alo. Efendim Suat. İstediğin dosya abi. Eyvallah Aylin. Aylin, millet nerede? Onur, Ece, Ali devriyede. Deniz nerede? Deniz izinli yarın sabaha kadar. Ne izniymiş bu ya? Hani çıkmıştı Emre'yle, arkadaşı. Doğru. Tamam. Başka bir şey var mıydı? Yok yok, sağ ol. Kolay gelsin sana. Teşekkürler.
Hadi gel çıkalım biz de. Bir şeyler içeriz bizim orada. Ben bakayım biraz şuna. Sen çık. Ben başka zaman gelirim. Sen bilirsin. Kaptırma kendini de. Deme ya Suat. Ne zaman vefat etmiş? Kim vefat etmiş? Bugün işte. Öğleden sonra. Nasıl olmuş? Kim vefat etmiş? Tanıdık birim abi. Bir dakika Suat. İhsan Bey bizim komşu. Adamcağız göğsümde ağrım var diye gitmiş hastaneye. Bakmışlar yok bir şeyin demiş, göndermişler hastaneden. Öğleden sonra da kalp krizi geçirmiş. Oturduğu yerde kala kalmış zavallı. Sana kim haber verdi? Hanımı aradı, Şükran Hanım. O söyledi. Perişan olmuş kadıncağız Hüsnü. Olmaz mı ya? Hay Allah ya. Biz taziyeye gidiyoruz şimdi Hüsnücüğüm. Gelebilirsen sen de gel, olur mu? Hatırlıyorsun değil mi evi? Biliyorum, biliyorum. Gelirim tabii. Orada görüşürüz. Tamam. Hadi. Hadi teyze, hadi. Başın sağ olsun. Yakınınız mı? İhsan Bey bizim mahallede. Dağ gibi adam. Tık diye gitmiş. Ne biçim iş be? Sarıl bakalım anneye. Oh. Kamile teyze yüzmek yok, tamam mı kızım? Tamam. Gir içeri, üşüme. Sağ ol Kamile abla. Vallahi hakkını ödeyemeyiz biz senin. Ne olacak kızım, el kadar çocuktan. Ama kendi sıkılıyor işte. Eğleyemiyoruz ki çocuğu. Babası erken gelebilse. Gelemez abla, onun da işleri var. Ben erken geleceğim ama. Hadi bakalım, selametle. Çok acil para bulmam lazım yani. Aynı herifler mi? İçeriden çıktığımdan beri tepemdeler Selman. Bir dakika nefes aldırmadılar diyorum sana. Bir şey yapmam lazım. Dur bakalım, bakacağız çaresine. Bakamazsak yanmışım ben zaten. Otur. Ha? Aslında tam zamanında geldim. Kaynanan seviyormuş. Buyur abi. Çıkıyorsun değil mi bu akşam ha? Başlıyorsun çalışmaya. Tabii abi. Çıktım bile, merak etme. Hadi bakalım. Patlama sakın ha. Merak etme abi. Konuştuğumuz gibi. Sabaha bekliyorum. Gel erkenden. Hesabımızı kitabımızı yapalım. Tamam abi. Erkenden yanındayım. Sıkıştırıyor mu? Hem de nasıl. Sen ne diyordun Selman? Tam zamanında geldim falan. Bu ne? Benim bir müşterinin evi. Tek yaşıyor. Çoluk çocuk, karım arıyor. 15 yıldır arabasını bana getirir. Yaparım tamirini, evine kadar götürürüm. Güvenir bana. Kasa masa mı var evde acaba? Niye gireceğini anlamadım. Kasa da var, altın, tablo. Ne ararsam var. Al çırağı yanına, gir hallet. Lan oğlum, çoluk çocuklu olacak iş mi bu? Tek başına. İki kişi her zaman daha iyi. Güveneceğim adamla gözüm kapalı girerim. Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Varım dersen hemen halledelim. Bak ihtiyacın da varmış. Kısmetin ayağına geldi. Ne diyorsun? Sen bırak onları bana, şu masaya bak. Çok bekledi gençler. Tamam. Evet, siparişleri alayım. 3 tane bira. 3 bira. Evet. Senin ne işin var burada? Rakı, duble. Buz istemez, soğuk olsun. Duydum, hazırlıyorum. Al, benden. İç, bitir, kaybol. 2 dakika konuşalım, arka taraftayım.
gel atıl kollarıma. Bununla mı gideceğiz? Selman kardeşin her şeyi düşünür. Merak etme sen. Atla hadi atla. Kimin bu? Ya kiminse kimin. Ne yapacaksın? O ne? Oğlum yine mi lan? Akıllanmayacağım sen daha? Lan gerginim zaten. Gelme üstüme. Tamer. Bak buraya. Buyursa. Al bu harçlığın. Biz çıkınca dükkanı kapatıyorsun. Benden haber gelene kadar dükkanı açmak yok. Memlekete gidiyorum. Acil bir hastamız var. Döneceğim zaman ararım. Tamam usta, geçmiş olsun. Eyvallah. Ben öyle kimseye karışan eden biri değilim. Sana da karışacak değilim. Abin istedi, yardım edebilir misin dedi. Geldik, baktık. Ne gördün? Söyleyeyim mi sana? Benim başıma geleni sen mi anlatacaksın bana? Yok, sonrasını anlatacağım. Senin şu Erdal. 6 ay, bilemediğin 1 sene sonra yine cezaevinde. Sen bugünü mumla arıyorsun. 3 kuruş paranla içerideki adama bak. Avukata koştur, perişan olursun. Çocuğa bakmayı bırak, karnını doyurmaya halin yok. Baktın kurtarmıyor, illaki bir yanlış yapıyorsun. Bu sefer de tam batıyorsun. Alıyorlar çocuğun elinden. Sosyal hizmetler veriyorlar bir yurda. Öyle komşuya bırakmaya benzemez. Göreyim dedin mi göremiyorsun. Gideyim geleyim yok. Zaten belki sen de yoksun artık. O çocuk neydi ismi? Melek. Melek annesiz kalıyor. Baba zaten yok. Bundan 20 sene sonra, şimdi senin durduğun yerde Melek, benim yerimde başkası. O da Melek'e aynı şeyleri anlatıyor. Kendini düşün, çocuğunu. Ben ne isteyeceğim? Şerefsiz. Bırak elindekileri. Bırak namussuz seni. Alçak herif.
Gördü beni şerefsiz. Ne yapacağız? Dur bir saniye. Düşüneceğiz. Dostlar sağ olsun. Allah kalanlara uzun ömür versin. Dostlar başınız sağ olsun. Sağ ol. Dostlar başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Mukadderat. Sağ ol. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun tekrar. Sağ ol. Yarın yine uğrarım ben. Sağ ol. Hadi Allah razı olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Çayları getir kızım. Hı? Senin akran değil miydi İhsan Bey? Ya bir yaş küçük ya aynı yaştaydık işte. Yaşınız benzemesin inşallah. Ben okula giderken gördüm hep İhsan amcayı. Sabah erkenden yürüyüşe çıkardı. İçmeyeceğim ablacığım. Dağ gibi adamdı vallahi. Düşkündü yani sağlığına. Ne içkisi vardı benim bildiğim ne sigarası. Yokmuş. Ağzına sürmezmiş. Evet senelerdir tereyağı bile girmedi dedi kadın. Duymadınız mı? Biz de keselim anne tereyağını. En azından babama yedirmeyelim. Yakıyorum kızım ben. Ha. Nerede yakıyorsun Hüsnü? Hopala. Her gün sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyoruz herhalde Suat. Öyle deme baba ya. Ya sanda bir şey olursa? Allah Allah. Niye olsun şimdi oğlum durup dururken? Hey! İhsan amcaya durup dururken oldu işte. Ya kader kızım bu işler. Allah biliyor kimin başına ne zaman ne geleceğini. Böyle olmaz Hüsnü, böyle olmaz. Vallahi tesadüfen yaşıyoruz ya. Bakacağız anam kendimize. Ben seni check-up'a sokayım en iyisi, ha? Of Suat, of! Ama babacığım en tehlikeli yaşlardasın. Bak rahmetliye, senden bile genç gitti. Nur içinde yatsın. Lan şurada bir şey yiyip içirmediniz be insana. Ben yatıyorum, ne haliniz varsa görün. Oh, kurban olurum. Öf! Suat, bırakma kızım sen bu işin peşini. Hayır, Allah gecinden versin. Hüsnü'ye bir şey olsa bu yaştan sonra koca da bulamazsın kız. 6 çocuklu kim alır seni? 5 teyze, 5. Ha? 5 çocuk. 5. O kendine saydı oğlum, bozma ya. Sadık Şen yurdun evi. Adam tek başına yaşıyormuş. Hırsızlık işi mi? Öyle gibi ama biraz tuhaf. İki ceset var. Biri ev sahibi, diğeri de hırsız. Ama evde bir sürü de eksik var. Nerede cesetler? Hemen şurada girişte salonda. Şişt. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Emre'yle çıktınız ya dün. Ha, iyi. Ya bildiğin nişan muhabbeti işte. Sonra bizim eski Yunus ekipli muhabbet. Eğlendim ama bayağı. Şişt, kızım Emre nasıl peki? İyi çocuk değil mi? İyi ama öyle sandığın gibi geçmedi. Hadi canım, daha çok yeni diye anlatmıyorsun sen.
Ya yok anlatacak bir şey, bir halt bıraksana. Cesetler nerede? Hadi. Hadi. Tamam. Yüklü miktarda para çalınmış evden. Ayrıca bir sürü ziynet eşyası, takı falan. Yükte hafif, pahada ağır antikalar da kayıp. Peki güvenlik kamerası görüntüleri yok mu? Yok baba. Adam biraz eski kafaymış herhalde. Evde ne kamera ne alarm. Allah'a emanet. Anladım. İkinci cesedin kimliği belli mi? Selman kolu kısa. Ne biliyoruz adamla ilgili? Bir dükkan adresi var. O da tamirci. Gidip bakacağız üstünüyle. Hadi o zaman. Hadi. Kolay gelsin. İyi satmışsın. Abi dedim sana. Artık bizde sana yanlış yok. Hiç vermeyecektim. Öyle demiştim. Acıdım. Bedavaya koşma dedim. Eyvallah abiciğim. Bunlar da yeni parti. Görelim marifetini. Aynen böyle devam et. Eyvallah. Hadi. Siz kiminle dans ediyorsunuz lan gerizekalılar? Sizce? Darbe almış kafasına. Düşmeden mi kaynaklı? Sanmam. Arkadan sert bir cisimle vurup indirmişler bu adamı. Ne zaman vurmuş diğerini? Belli değil. Manzaraya baksan ev sahibiyle hırsız karşılaşıyor. Silahlar ateşleniyor. İkisi de ölüyor. Ama evi boşaltmışlar, o nasıl oluyor? Demek ki en az bir kişi daha vardı burada. En az bir. Adli tipa söyleyin, iki cesetten de barut testi istiyor. O niye amirim? Çıkınca görürsün niye olduğunu. Siz savcıyı bekleyin, ben merkeze geçiyorum. Peki amirim. Niye heyheyler üstündeki yine bunu? Ne bileyim, ne dedim ki ya? Selman'ın yeri mi burası? Evet, niye sordunuz? Çırağı mısın sen Selman'ın? Evet. Ustaya baktıysanız yok ama, memlekete gitti. Daha uzağa gitti ustan. Anahtarı var mı sende dükkanın? Var abi, var. Aç. Ustan giderken bir şey dedi mi? Memlekette aslan var. Döneceğim zaman haber veririm ben size dedi. Açmayın dükkanı dedi. Sen niye geldin o zaman? Komşu dükkanlardan birinde iş olursa yemeğe siz kalmayayım dedi. Adam bayağı ders çalışmış usta. Sen bu resimleri gördün mü daha önce? Dün akşam usta bir arkadaşına gösteriyordu. O zaman gördüm. Kim senin bu ustanın arkadaşı? Erdal abi. Kimdi bu Erdal? Tamirci mi o da? Yok. Hapse girip çıkmış diye duyduk bir ara. Yoktu bayağıdır. Selman abinin eski arkadaşı. Sen gelsene benimle. Gel. Bak
Bak bakayım bu mu Erdal dediğin adam? Bu. Bu abi. Şşş, emin misin? Erdal abi bu. Eminim abi. Okul bugün yok mu anne? Yok. Öğretmenin hastaymış. O yüzden okul iptal. Baba. Vay, bensiz kahvaltı keyfi ha. Alacağınız olsun. Baba. Kızım. Kızım. Hadi kalk babana çatal tabak getir. Hangi yüzle geldin sen yine buraya? Tamam kızım. Asma suratını. Çözdüm yediğin altı. Ne diyorsun sen be? O zehirden getirdin yine eve. Kendine yakacaksın bizi de. Yok ulan yakma makma. Sakin gidiyorum artık. Ama sen de bir daha damarıma basma. Allah cezanı versin Erdal. Aynı adam Erdal. Nasıl? Dünkü kızın kocası. Aynen o. Bu kadar tesadüf olur mu ya? Bilmiyorum, bakacağız. Çabuk söyle Suat. Hüsnü. Bugün saat 4:30'a randevu aldım. Ya ne randevusu? Check-up. Dur tutun ha Suat. Rahat bırak beni, gözünü seveyim ya. Hadi işim gücüm var benim, hadi hadi. Ama Hüsnü. Hadi. Hayırdır? Suat işte Suat. Ne hayrı Suat? Kızın okulundan gene para istediler. Geçiştiriyorum kaç seferdir. Bir yardım etsen diyorum. İşe yarasan mesela. Al buradan hallet. Nereden çıktı bu? Para istemiyor muydun? Al sana para. Uzatma. Ben o kirli işlerin parasını istemiyorum. Adam gibi gir işe, çalış. İkimiz de kurtulalım. Ya uzatma dedik. Uzatma. Yalnız bana bak. Soran olursa dün gece evdeydim. Ona göre. Ne? Öyle işte. Dün akşam evdeydim. O kadar. Ne oluyor be? Abi? Hangi yüzle geldin lan sen bu eve? Kardeşimi bu hale koyduktan sonra nasıl geldin? Ha? Git buradan, aa, git! Aa, abi! Ya nasıl geldin? Ne oluyor lan? Abi, Erdal. Gel lan, Erdal yapma. Dışarı gel. Erdal yapma. Anne. Gel dışarı. Melek, kız. Geberttin lan. Dur. Geç hele, geç hele. Delirdin lan sen. Sana çocuğun yanında ne yapıyorsun? Seni öldüreceğim onu. Dur. Mesut bırak. Sakin ol, sakin ol. Çek manyak ya. Kes lan sen de. Yürü, giy üstünü. Merkeze gidiyoruz. Deniz, ne haber? Emre. Dışarıdaydın galiba bütün gün. Uğradım birkaç kez, göremedim seni. Ha, evet, koşturuyoruz. İyi geçti dün, değil mi? Tabii ya, özlemişim herkesi ben de. Yeni bir yer açmış bizim motorcu tayfa. Kalamış tarafında. Akşam oraya uğrayacağız arkadaşlarla. Gelmek istersen... Maalesef ya. İşler o kadar yoğun ki Emre. Kafayı kaldıramıyoruz. İyi o zaman. Başka zaman yaparız. Yaparız, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Delirdin mi sen Servet? Kafayı mı yedin kardeşim? Ben zaten adamın peşindeyim. Evine dalmak, tekme tokat girişmek ne demek lan? Tutamadım kendimi. Ne yapayım? Dün hastanede Sedef'in dedikleri. Uyku uyuyamadım Mesut. Gözüm döndü. Erdal şikayetçi olsa ne olacak ha? Ha? Bilmiyorsun. Ne diyeyim? Deme bir şey. Tamam. Ne diyorsun? Sana kalmış. Kalk git buradan. Benim de başımı derde sokmadan git buradan. Şikayet neyse tamam kapatırız. Bir daha olmasın ama. Bak amirimin yanında söylüyorum. Uğraşırsam şerefsizim. Anladın mı beni? Sağ ol Mesut. Amirim sizde. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Allah Allah. Ne diyeyim ben bu herife şimdi usta? Ha ne diyeyim? Tamam sıkma canını. Önemli bir şey yok. Biz şu Erdal'ı kaçırmamaya bakalım. Cinayetlerle kesin alakası var o adamın. Konuştururuz birazdan. Ne güzel boyadın. Peki burayı ne renk yapalım? Kırmızı. Çok mu seviyorsun sen kırmızıyı? Hı?
Aferin sana. Müdürüm, ifadeyi almamız lazım. Bizim anneyle biraz işimiz var Melekciğim. Sen ablayla oyna biraz ha. Biz de hemen geleceğiz oğlum. Anlaştık mı? Hadi gel bakalım. Sen dur burada. Kırmızıya mı boyadık? Al bakalım. Kızım delirtme adamı. İşim var, gücüm var ya. Nasıl bırakıp gideyim günün ortasında? Ama sağlık bu Hüsnüm. Başka şeye benzer mi? Suat, Rıza babaya ne diyeceksin? Suat evham yapmış. Bugün bana müsaade mi diyeceğim ya? Ben onu çoktan hallettim Hüsnü. Aldım Rıza babadan izni. Sen düşünme bunları canım. Hadi, hadi. Ne? Nasıl aldın ya? Basbayağı. Suat abla. Ha? Yasemin getirmiş bak montunu. Hadi giy Hüsnücüğüm. Ne oluyor kızım? Sağ ol canım. Emniyete mi sızdın? Ne yapıyorsun? Herkesi oynatıyorsun parmağında. Aşk olsun Hüsnü. Severler gençler Suat ablalarını, bilmiyor musun? Hadi canım çıkalım artık, hastaneden beklerler. İyi gidelim madem. Hadi. Allah'ım sen bana sabır ver. Hadi. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Abim nasıl? Nerede? İyi. Merak etme, eve yolladım. Kaç kilo geliyor? 40 abi, yarısı toz. Tamam. Otogardan karşılasın biriniz. Oradan depoya geçersiniz. Hı. Abi, polis Erdal almış. Yapma ya. Malı yakalatmış mı? Bilmiyoruz abi. Ulan. Ulan iki günde yine paket mi oldu bu gerizekalı? Kafayı mı yediniz kardeşim siz? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Beni neden tutuyorsunuz kardeşim? Bize saldıran Servet. Ulan senin. Mesut tamam. Mesele Servet değil. Selman nerede? Ne? Ben söyleyeyim istersen nerede ha? Morg'da, morg. Nasıl ya? Selman ölmüş mü? Bak bakayım bak. Buna bak. Tanıdık geldi mi mekan? Yo. Nerede bulduk onu biliyor musun? Selman'ın dükkanında. Senin eski arkadaşın. Erdal'ın evine baktırdık. Silah çıkmadı baba. Çalıntı para da yok, ziynetlerde. Saklamıştır bir yere. Nasıl gidiyor? Erdal büyük sahtekar. Tüm söyledikleri, tepkileri, şaşırması hepsi yalan. Ama ispatı zor görünüyor. Ulan zaten kuruluyorum sana. Neden? Ne yaptım ben? Karını dövmedin mi lan ha? Dün gittik baktık perişan da evde. Size ne kardeşim? Bak ya. Kes sesini kes. Bana bak. Dün gece buradaydın. Selman'la birlikte girdiniz eve. Planı birlikte yaptınız. Bunu Selman'ın tamirhanesinde bulduk. Yalan. Yemin ederim yalan. Kim söylüyorsa atıyor. Benim alakam yok. Beraber çıkmışsınız dükkandan. Görenler var. Nereye gittiniz? Ben indim eve gittim. Selman benden sonra ne yaptı bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hadi Ali. Çıktım. Akşamına nereye gittin peki? Evime gittim. Amirim. Barut testi için örnek alacak arkadaş. Tamam hadi. Koy ellerini üstüne. Ya su gibi yalan söylüyor hayvan. Bana da öyle geliyor ama delilimiz var mı? Barut testi çıksa bile tek başına işimize yaramaz. Adam evimdeydim diyor olay sırasında. Karısına soralım. Konuşur mu? Ben konuştururum baba. Kesin yani ha? Nasıl bu kadar eminsin? Kadın nasıl dayak yediğini gördüm. Herifte acıma falan yok. Kendisini geç, kızını korumak istiyorsa bu herifi verir bize. Eminim. Ben bir sorgusuna bakayım. Mesut, bu Sedef'i ne zamandır tanıyor? Olaydan beri. Çok uzun değil. Niye sordun baba?
Şahsileştiriyor işi, bu iyi değil. Ben bir yoklayayım şunu. Sedef'te kim konuşuyor? Yanlış düşünüyorsun Sedef. Kocan seni neredeyse öldürüyordu. Kusura bakmayın da biraz abartıyorsunuz. Yüzündeki izler öyle demiyor mu? Geçer. Ne yapalım? Kızına da yapıyor mu peki aynısını? Hayır, yapamaz. Nereden biliyorsun peki? Ya yaparsa? Seni pek açmadı bu konu, anladık. Peki sabahki olay? Abin evinizi bastı. Biz şikayetçi falan olmayacağız abimden. Kapatalım o işi. Saçma sapan bir şey zaten. Kocan dün akşam neredeydi? Erdal mı? İyi düşün Sedef. İyi düşün, doğruyu söyle bana. Senin bara geldim. Görüştük, gittim. Saat kaçta evdeydin? Bir gibi evdeydim. Kocan neredeydi? Soran olursa dün gece evdeydim, ona göre. Ne? Evdeydi Erdal. Gerçekten. Bak. Ondan korkmana gerek yok. Bir alt yapamaz sana. İşin içinde cinayet var artık. Şakası kalmadı. Öyle darp falan değil. Rapor falan istemez. Buz gibi iki tane ceset yatıyor mobda. Doğru söyle Sedef. Benim kimseden korktuğum falan yok. Senden de korkmuyorum. Evdeydi Aydan. Ben gittiğimde evdeydi. O kadar. Bitiriyoruz, tamam. Anlaşıldı. Bitirdik abi. Nurcan hemşire gelecek şimdi. Bütün kontroller yanınızda bulunacak. Kaç kontrol var? Vallahi epey var. Olsun olsun Erenciğim. İhtiyatlı olalım biz. Çünkü bir yaştan sonra nereden ne çıkacak hiç bilemiyorsun. Biz 20 sene önce anneannemi bademcikleri şişti diye hastaneye götürdük. Haftasına gitti kadın. Suat, ne güzel moral veriyorsun ya. Ağzını hayra aç kızım. Tamam. Neyse ya Eren. Yap canım ne yapacaksan, bitsin gidelim hadi. Hadi sen de git eve Suat, bekleme. Yoo, hayatta olmaz. İlk nereye gidiyoruz Erenciğim? Şimdilik buradasınız. Nurcan hemşire kan alacak. Benim de vizite çıkmam lazım, ben bulurum sizi. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz Erenciğim, görüşürüz. Hadi Üsteciğim. İyi günler. İyi günler. Oturun Hüsnü Bey, buyurun. Hadi Suat git sen, gitmiyor musun? Sen de az değilmişsin Hüsnü. Ben gideyim de sen de tazecik hemşireyle bir başına kal, öyle mi? Ya ne alakası var kızım? Sus, ayıp olacak ya. Şurayı soyalım. Sen zahmet etme hayatım, ben yaparım. Yaptım bak. Suat, Suat. Açınız ağzınızı Hüsnü Bey. Aa, değil iyice. Aa, değil. Derin nefes alın. Gelin. Ağzında. Öksürün şimdi. Ay, kötü değil mi hocam? Yok, gayet iyi. Kötü bir şey yok. Çık dışarıda bekle Suat. Vallahi basar giderim herkese. Sinirlenme Hüsnücüğüm, sinirlenme sakın. Kalbiniz biraz hızlı atmaya başladı. Sinirseldir hocam, sinirsel. Bir şey mi sıkıldın yoksa Hüsnü? Sus Suat, yalvarırım sus. Hadi bitmedi mi işimiz devlet dairesi gibi, bir oraya bir buraya? Yorulma Hüsnü. Derin derin nefes al. Derin derin, dikkat. Doktor, çok zorlamasak mı? İyiyim kızım ben. Böyle yarım saat daha koşarım ben. Ama kıpkırmızı oldun Hüsnü. İsterseniz biraz düşürelim hızı Hüsnü Bey. Şişip kalacak diye korkuyorum doktor. Doktor! Suat! Doktor! Suat! Bir olağa niye geldik Hüsnü? Ne bileyim kızım, baştan aşağı bakıyorlar işte. Ha, doktor geldi. Evet. Hüsnü Bey, şikayetiniz neydi? Yok, çok şükür doktor bey. Peki, buyurun oturun şöyle bir muayeneye başlayalım. Ne zamandır evlisiniz?
23 yıl. 23. Dışarıda bir ilişkiniz var mı? Yok canım, yok öyle bir şey. Allah'ın koru ya Rabbim. Bitti mi Suat? 5 dakika dışarıda beklerseniz muayene esnasında. Gerek yok doktor bey, ben arkamı dönüveririm. Kızım bir zahmet çıkar mısın? Bari bu sefer çık ya. Ne çıkacakmışım? Üstüne yabancı mıyım ben? Suat çık, delirtmeyin seni. Aşk olsun Hüsnü. Bir şey var da benden mi saklıyorsun yoksa? İyi çıkma, kal kızım kal. Dur orada dur. Dur aman dur, hadi kal. Doktor bey işiniz ne zaman bir... Suat! Tamam anlaşıldı, tamam. Sedef ve kızını evine bırakmışlar. Erdal da savcılıktan serbest. Muhtemelen. Zaten barut izi de çıkmadı. Eldiven kullanmış olamaz mı? Cinayetleri o işlememiş de olabilir. Mümkün değil. Herifin bakışında çakallık var. Savcılar bakışından mı tutuklayacakları da mı abi? Ek gözaltı isteyecektik. Neye dayanarak peki? Adam evdeymiş. Karısının ifadesi. Onu ne yapacağız? Sindirmiş olabilir kadını. Ben o kadını kimsenin sindirebileceğini sanmıyorum. Sorgusunu izledim. Epey dik başlı bir tip. Haksız mıyım Mesut? Bilmiyorum baba, müsaadenle. Mesut. Nereye gidiyorsun? Bir yere değil eve. Kızma bir dur. Kızacak bir şey yok zaten ortada. Neyse, siz araştırmaya devam edin. Tamam müdürüm. Ya tamam, bir şey yapmayacağım dedim. Daha ne istiyorsunuz? Senin rahat durman. Anlamadım. Rahat durmanı istiyoruz. İşi kişiselleştirmeyeceksin Mesut. Bu sefer buna isim vermem. Erdal ne halt ettiyse mutlaka ortaya çıkar. Sedef yalan söylediyse o da çıkar. Ama bana sen lazımsın. Bir daha önümüze çıkana kadar kapatıyorsun bu konuyu. Anladın mı? Kapatıyorsun. Nasıl istersen baba. Ne bekliyordun ki Suat, ne? Ay ne bileyim Hüsnü. Babamlar geldi. Ne olmuş babacığım, neyin varmış? Tansiyon çıktı kızım, tansiyon. Sinirsel yüksek tansiyonun varmış. Neden olurmuş baba? Neden acaba? Neden mi olurmuş? Ananız yüzünden oğlum. Neden olacak? Ananız yüzünden. Kızma Hüsnü, tansiyonun fırlayacak yine. Aman sen, canın da ne tatlıymış yani Hüsnü. Tükenmişlik sendromu gibi bir şey mi baba? Aynen öyle oğlum, aynen. 40 yılın başı akıllı bir şey söyledin. Tükettiniz beni, valla. Önce ana tüketti, sonra kendi yetmiyormuş gibi getirdi teyzesi tüketti. Aa, bir de üstüne 5 tane çocuk. Sağlık. Hayda, biz ne yaptık baba ya? Baba aşk olsun ama. Hepinizi tebrik ederim. Babanızı tansiyon hastası etmeyi başardınız. Şurada yemeğe kadar uzanacağım. Ses yapmayın. Baba yorgun. Allah Allah. Anne ciddi bir şey değildir değil mi? Aman yok bir şey be kızım. Herkeste var tansiyon. Öyle deme teyze. Ne? Allah başımızdan eksik etmesin kocamı. Amin. 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 Amin, amin desene teyze. Ay amin. Aman amin. Aman amin. Bir tane çapır satıyor arkadaş. Sen istiyordun değil mi? Olabilir abi. Kaç model? Vallahi 2003 işte. Hadi çıkmıyor muyuz? Bak senin Emre de burada. Selam verdin mi? Emre! Ece! Liseli misin kızım? Ne yapıyorsun ya? Şaka yapıyorum ya, aşk olsun. Bana bak. Seninki bayağı lafa tuttu Onur'u. Benimki. Hı, Emre işte. Bir yere çağırmış bizi hep beraber. Ne diyorsun, gidelim mi? Benim hiç halim yok ya. Yorgunum da. Siz gidin ama istiyorsanız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi, sana da. Gidin eğlenirsiniz. Emre çok kafa herif ya. Sen neden yüz vermiyorsun kızım bu çocuğu, anlamadım ha. Ya ne alakası var abi? Hadi çıkalım ne olur, öldüm yorgunluktan.
Nesini beğenmedin anlamadım. Aslan gibi çocuk sonuçta. Of Ece. Sen nesini beğendin bu kadar? Bir anlat bakayım. Meraktan kurtulmuş. Hadi bakalım. Ya daha erken. Yarın okul var ama anneciğim. Zaten yorulduk bütün gün. Anne. Canım. İyisin değil mi? Tabii ki kızım. Her zaman iyi olacağız. Sen merak etme, tamam mı? İyi geceler anne. Sana da bir tane. Yatırdın mı? Evet. İyi. Bana bak. Bugün iyi iş çıkardın emniyette. Senin yüzünden yalan söyledim. Hem cinayet falan dediler. Ne işlere girdin sen acaba? Ne diyorsun sen ya? Yırttık mı yırtmadık mı? Pis işlerini bir daha sakın beni bulaştırma. Şu kapıda bir daha polis görmek istemiyorum. Sen kimsin lan? Çalışıyorum işte. Neyinizi eksik bırakıyorum lan? Yeter bu afran tafran be. Ayrıca o gerizekalı abine de söyle, bir daha ayağımın altında dolaşmasın. Valla polis bile gelse elimden alamaz ha. Anladın mı? Adamın asabını bozma. Gerizekalı. Sağ ol da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Heh, amirim. Emre. Adımı hatırlıyorsunuz amirim. Hatırlıyorum tabii. Hatırlıyorum. Ne yapıyorsun burada? Devriyedeydim. Arabanızı gördüm geldim. Aslında ben de size gelecektim ama çekiniyordum amirim. Ne güzel oldu denk gelmemiz. Hayırdır? Bir 10 dakikanız var mıydı amirim? Hadi geç otur bakalım. Bize 2 çay. Hemen getiriyorum. Ha. Yeni demlemiştim ben de. Eline sağlık Asun. Sağ olasın. Açsam bir şeyler hazırlayayım Servet amca. Eksik olma ya. Yemiş kadar oldu. Peki o zaman. Ben odamdayım. Tamam oğlum. Maşallah. Ne kadar efendi. Hiç yaşının adamı değil. Biraz erken büyüdü bizimki. Yaşadıkları malum. Sedef de öyle. Daha gencecik de evlenip evden gittiğinde. Hem de öyle bir serseriyle. Servet, hazır geldim bir diyeceğim var sana. Ya ben bu senin kızın mevzusuna daha fazla bakmayacağım. Nasıl yani? Amirim de müdürüm de rahatsız. Dahası biraz ben de rahatsızım. Sedef bugün kocasını kolladı merkezde. Doğru ifade verse adam tutuklanacaktı. Ne diyorsun Mesut? Nasıl böyle bir şey yapar? Bilmiyorum ama bu kadarı fazla, kusura bakma. Yardımsa yardım, elimden geleni yaptım ben zaten. Çok dil döktüm. Gerisi kendine kalmış. Sen de üzülme, bana da darılma. Bu kadar Servet. Haklısın kardeşim. Çok bile uğraştırdık, kusura bakma. Ya dur, nereye? Ya çayını içseydin. Tadım yok, eve gideyim. Sağ ol. Anlayacağınız sizin yardımınıza ihtiyacım var. Hayda. Oğlum, başka soracak adam bulamadın mı sen? Mesut abiler var. Hüsnü abi. Ama onlardan çekinirim. Onurlar zaten arkadaş gibi. Karışmak istemezler. Siz tecrübelisiniz. Evlilik de geçmiş başınızdan. Bana bir abilik yapsanız, bir akıl verseniz. Deniz'e nasıl davranmam lazım? Değişik bir kız. Daha yakından tanımak istiyorum. Ama çekiniyorum da. Bir yol gösterseniz bana. Ya ben nereden bileyim kardeşim? Siz koca koca insanlarsınız. Bana ne soruyorsun? Ara kızı konuşun ya. Oğlum zaten siz çıkmadınız mı? Çıkma gibi değil amirim. Bir davet vardı. Ortak tanıdıklar falan. Beraber gittik sadece. Saygısızlık ettiysem özür dilerim. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Kusuruma bakmayın. Bak Emre. Ben de çok tanımıyorum Deniz'i. Yeni geldim biliyorsun. Ama deli dolu bir kız işte. Gördün sen de. Samimi, içten.
Bak öyle numara falan çekmeye gelmez yani. Anlar. Anlamasa da hisseder. İyi polistir. Ama insanlığı polisinden daha iyidir. Öyle sağından solundan dolaşma kardeşim. Yani yüzüne doğrudan söyle ne söyleyeceksin. Sen iyi bir gençsin. Öyle abuk subuk bir hareket yapmazsın herhalde. Ama yaparsan da deniz zaten haddini bildirir. Bakarsın ona kalmaz benim elime düşersin. O zaman da böyle sakin konuşmayız. Anlatabildim mi? Tabii amirim. Çok teşekkür ederim. Gece gece başınızı ağrıttım. Bak, merkezde bundan bahsetmek yok. Burada biz dışarıda konuştuk. Dışarıda kalsın. Aynı binada çalışıyoruz. Yüz yüze bakıyoruz. Saçma sapan bir duruma sokma kimseyi. Anlaşıldı amirim. Ben gideyim artık. İyi geceler. Sana da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Tayfun. Çok kötüyüm Tayfun. Yine dövdü. Hayır ne olur Tayfun. Karışmanı istemiyorum. Lütfen dedim. Tayfun lütfen. İkimizi de yakarsın. Tayfun. Alo. Alo. Yapma Tayfun, yapma. Bir daha ne zaman gelirsin? Sana ne? Bir yere mi gideceksin? Kır kıçını otur evinde. Gerizekalı karı. Dayağın az geldi. Çok açma arayı Tahir. Özletme kendini. Ali, kimmiş belli mi? Tahir Tütüncü. Adam meşhur iş adamı. Neciydi bu ya? Ne ararsan var. Şu çevre yolunun bittiği yerde bir gökdelen var ya. He. O da rahmetli. Vay arkadaş. Peki durum nedir şimdi? Yedi el sıkmış. Dört isabet. Üçü gövdede. Hiç şansı olmamış adam. Soygun falan? Yok. Cüzdan telefon üzerinde bulunmuş. Telefon araştırıyoruz. Ateş edenle ilgili bir şey yok tabii. Ateş edeni gören yok. Ama kırmızı renk spor bir aracı kaçarken görenler var. Plaka daha çıkmadı. Kamera aratıyorum Arda'da. Evi mi buradaymış adam? Yok. Sevgilisi oturuyormuş burada. Şoförü söyledi. Adam evli gerçi de. Evli adamın sevgilisi olmaz. Metres denir ona. Dost ne peki? O da metresin kibarcası işte. Aynı altı yani. Biliyorsun bu işleri, hakimsin. Bu tarafta. Kadın bu işte. Öğrenebildiniz mi bir şey kadından? Tahir evinden çıkmış. Sonra da silah sesleri duydum diyor kadın. Başka da bir şey yok. Kapıcı söyledi. Adam haftada birkaç kere uğrarmış. Genelde de akşamları tabii.
Adam bildiğimiz zengin müteahhit. Dün gece, gece yarısından sonra bir kadının evinden çıkarken silahlı saldırıya uğruyor. Peki saldırganla ilgili bir şey? Henüz yok. Kadını merkeze getiriyor bizimkiler. Adamın ailesiyle konuştuk mu? Bir kızı var. Yurt dışında okuyormuş. Az önce konuştum. İlk uçakta geleceğini söyledi. Pekala. Gelince beni görsün, tamam mı? Arıza baba. Bir de karısı var. Ama telefonlara çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Ben de anlamadım. Defalarca aradım. Ya duymuyor ya açmıyor. Engin Amir'le Deniz kadının evine gitti. Akşam ben giderken böyle değildi ortalık. Sabah geldiğimde gördüm. Toparlayacaktım. Polisler gelince dokunmadım bir şeye. İyi yapmışsın. Ses falan duymadın mı? Ev birbirine girmiş. Yatılı değilim ki ben. Akşam gidiyorum, sabah geliyorum işte. Kavga çıkmış belli. Şaşmam ki. Neden? Haftada bir iki kırık dökük temizlerim ben buradan. Nasıl yani? Tahir Bey, nasıl desem, sinirli adamdır. Terstir yani. Amirim. Bunu buldum amirim. Nerede buldunuz? Yatak odasında. Aynanın önündeydi. Tamam, sağ ol. Kimin telefonu bu? Cansel Hanım'ın telefonu. Unutmuş herhalde. Nerede olduğunu biliyor musun Cansel Hanım'ın? Spor salonunda. Sabahları spora gider. O yüzden ulaşamamış demek ki ailen. Yerini biliyor musun sen? Kartını vermişti lazım olur diye. Tamam. Telefonda mı vereceğiz haberi kadına? Hayır, salona gideceğiz. Gidip bizzat konuşalım. Kadın şüphelilerimiz arasında şimdilik. Buyurun, burası. Hiçbir şeyden haberi yokmuş, öyle diyor. Kapıdan uğurlamış, sonra da silah seslerini duymuş aşağıdan. Biraz daha gideceğiz üstüne. Katil her kimse, Tahir'in bu kadının evinden çıkacağını yerine, saatine kadar bildi. Şu bir tane Yunus polisi vardı. Son zamanlarda gelip giden. Yunus polisi mi? Emre mi? Ha, evet, Emre. Nereden çıktı şimdi amirim? Hiç. İyi bir çocuğa benziyordu. Görmüyorum bir iki gündür. Yo, ben denk geliyorum arada bir merkezde. O kadar mı yani? Öyle denk gelince mi görüşüyorsunuz? Evet amirim. Ben sizi şey zannetmiştim. Ne bileyim yani, ikinizi. Sevgili gibi mi? Yani. Yok, sevgilim yok amirim. Olursa haber veririm ama size bu kadar meraklıysanız. Hoppala. Ne merak edeceğim ya? Bana ne? Siz açıyorsunuz konuyu ağzından laf almaya çalışır gibi. Ya saçmalama Deniz. Daha neler ya, Allah Allah. İşim gücüm yok, seninle mi uğraşacağım ben? Yaramazlık yok değil mi anneciğim? Yok anne, söz. Hadi. Görüşürüz. Sedef Hanım merhaba. Merhaba hocam. Hocam. Ben de sizi arıyordum şimdi. İsabet oldu. Bu birikmiş okul taksitleri. Kusura bakmayın gecikme için. Önemli değil Sedef Hanım. Ben çocuklara bakayım. İyi günler. İyi günler. Ay. Ödümü patlattın. Kusura bakma. Sen beni mi takip ediyorsun? Hadi araba evin, konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Kızım. Ya bin şu arabaya, delirtme adamı, bin. Nefes alıyorsun, tekrar nefes veriyorsun. Kızını ve nabzını bu ekrandan takip edebilirsin, tamam mı? Tamam. Sonra yavaş yavaş ara. Kardeş, bakar mısın? Polis. Buyurun. Cansel Tütüncü'yü arıyoruz. Tolga. Cansel Tütüncü'yü arıyorlar. Buranın üyelerinden mi acaba? Evet, Tayfun Hoca'nın öğrencisi.
Yukarıda çalışır onlar. Sağ ol. Cansel Hanım. Evet. Emniyetten geliyoruz. Konuşabilir miyiz? Neden? Ne oldu? Bize biraz izin verir misiniz? Tabii. Dudağınıza ne oldu? Önemli değil. Düştüm. Buradan önce evinize uğradık. Evin halini gördük. Ne olduğunu söylemeyecek misiniz? Neden geldiğinizi? Kocanız. Tahir tütüncü için geldik. Ne yapmış yine? Başınız sağ olsun. Nasıl? Dün gece silahlı bir saldırı olmuş. Olay yerinde hayatını kaybetmiş maalesef. Nerede? Ayrıntıları konuşuruz sonra. Tekrar başınız sağ olsun. Kim vurmuş? Belli mi? Araştırıyoruz. Elimizde net bir bilgi yok henüz. Tahir hastanede mi? Adli tıpta. İfade ve teşhis için bizimle gelmeniz gerekiyor. Cansel Hanım, bizimle gelmeniz gerekiyor. Tamam, üzerimi değiştirip geliyorum. Buyurun. Buyurun. Adam senin kapının önünde kurşunlandı. Demek ki Tahir'i senin evine kadar takip eden, senin evini bilen birisi vurdu. Evini biliyorsa seni de biliyordur. O seni biliyorsa sen de onu biliyorsundur. Ya bilmiyorum diyorum, niye inanmıyorsunuz? Akşamdan beri elim ayağım titriyor zaten. Bana ne senin elinden ayağından? Hı? Ne zamandır birliktesiniz Tahir'le? 3 ay falan oldu işte bana bu evi açalı. Sık mı görüşürdünüz? Ya işte haftada birkaç kere uğruyordu, o kadar. İşlerinden bahseder miydi sana? Yok. Nasıl tanıştınız? Öyle bir yerde tanışmıştık işte. Kadının ahlak şubede dosyası varmış Rıza baba. Bir iki mekanda alıp bırakmışlar. Bu kadın sağlam değil. Bırakıyoruz kadını Ece. Takip edeceğiz. Kadının peşine takılın. Eğer biriyle birlikte çalışıyorsa bizi ona götürecektir. Hadi. Bardayım bir gün. Kaç yıl önce. O zamanlar fazla düşmüşüm alkole. Sevinince içiyordum, üzülünce içiyordum. Alkolik oluyorsun diyorlardı. Hadi oradan diyordum. İyiyim ben. Kimseye inanmıyordum. Saçma gelmiyor değil mi? Anlıyorsun. Çok iyi anlıyorum, emin ol. Sonra? Bu herifle nasıl tanıştın da evlendin? Erdal da o barın müdavimiymiş. Bir gün bir kavga gürültü oldu mekanda. Arada kaldım koca koca heriflerin arasında. Erdal da birini benzetti. Tuttu kolumdan, çıkardı beni. O gece aşık olduk. 2 ay dönmedik İstanbul'a. Bütün güneyi gezdik. O zamanlar Erdal'ın ne iş yaptığını, nasıl bir adam olduğunu bilmiyordum. Hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ticaret yapıyorum demişti. Parası da vardı. Gerisini sormak gelmedi aklıma. Gençlik işte. Sonra İstanbul'a döndük. Sen yavaştan uyanmaya başladın tabii. Sürekli bir şeyler saklıyorum. Her dediği yalan, her sözü palavra. Sıtkım sıyrıldı. Ayrılmak istedim, izin vermedi. Abimden yardım istedim. Delirtme adamı, otur oturduğun yerde. Ah Servet ah. Sonra bir öğrendim ki hamileyim. Bu sefer de çocuğum için kaçmak istedim. Abimden yine bir hayır göremedim. Çocukla yapayalnız kalmak. Gözüm çok korktu, yalan yok. Sen de evlendin. Hayatımın en büyük hatası. Sen o hatayı telafi edebilirdin Sedef. Bak. Bu adamları Erdal öldürdü. Ama kanıtım yok. O gece evdeydi dedin, elimizi kolumuzu bağladın. Gerçeği söylersen hem biz işimizi yaparız, hem Erdal'dan kurtulursun. Bu da böyle açık açık kimseye söylenmez. Daha ne diyeyim Sedef? Yapamam. Neden? Gidebilir miyim?
kadar mı? Bir şey demeyecek misin? Sağ ol yaptıkların için. Kötü biri değilsin. Bize yardım etmeye çalışıyorsun. Onu da anladım. Ama artık bir işe yaramaz. Bana olan oldu. Melek için. Neye katlanıyorsam kızım için. Çıkıyor musun abi? Yok, bir şey alacağım arabadan. Buyur abi. Eyvallah, git sen. Tamam. Girelim mi? Hı hı. Hadi. Kocanız mı? İyi misiniz? İyi. İfade için bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Tamam. Amirim. Teşhis için ailesinden bir kişi daha gerekli. Kızı geliyor yurt dışından. Gelince bizim çocuklardan biriyle yollarım. Bu akşam ya da yarın cenazeyi alır. Görür mü işini? Görür amirim. Sağ olun. Yok muydu oğlum daha net bir görüntü? Var abi de. En iyisi bu. Ötekiler daha da beter. Bizim laboratuvarın biraz çalışması lazım görüntüler üstünde. Gerçi gene de çıkmayabilir bir şey. Denemek lazım. Anladım abi. Bir komiserine sor da. Tamam. Komiserim, maktulün şoförü aracı çekebilir miyiz diye soruyor şurada. Ben konuşayım. Merhaba. Düşmanı var mıydı patronun? Bilmiyorum ki. Arabada, telefonda falan tartıştığı oldu mu kimseyle? Yok, duymadım hiç. Arabayı mı götüreceksin? Hı. İşi bittiyse götüreyim dedim şirkete. İyi, götür bakalım. Kaybolma ortadan, aradığımızda bulun. Yok, gitmem bir yere. Şirkette olurum yani. Efendim baba. Anladım baba, tamam. Takip işi varmış, merkeze dönüyoruz. Beş on dakikaya başlanmış olur ifadeye. Tamam. Aylin, Deniz nerede? Kadının yanında bekliyor amirim. Sen neredeydin Yusuf? Adamın şirketine uğradım. Sekreterle konuştum. Adamın randevu defteri. İyi, işe yarayabilir. Çıkarken de şoför geldi. Onunla da konuştum biraz. Ve? Ya dişe dokunur bir şey yok. Yani. Aylin. Sen de. Tamamdır. Kadını ne yapıyoruz? Savcılığa mı sevk ediyoruz Oya'yı? Hayır. Savcıyla konuştum. Buradan bırakıyoruz. Takip ediyoruz. Sağlam pabuç gibi görünmedi gözüme. İşlemleri bitmek üzere. Aşağıda zaten. Onurlar mı çıkacak takibe? Evet abi. Metresin üzerine gidiyoruz da esas kadını da atlamayalım bu arada. Karısını mı diyorsun? Ha. İçeride. Toplantı odasında bekliyor. İfadeyi alacağız birazdan. Aylin. Neydi o bahsettiğin mesaj? Şşş.
Tahir'in telefonu mu? Evet abi. Dün gece karısı bir mesaj göndermiş. Allah belanı versin. Mesajı gönderen karısı Cansel. Peki ne zaman göndermiş? Adam öldürülmeden yaklaşık 3-4 dakika önce. Tesadüfe bak. İki kadına da dikkat ediyoruz çocuklar. Kapat şu televizyonu. Oğlum dolanma peşimde. Ne var? Bekir. Çok kötü şeyler oldu Bekir. Ne oldu kız? Uf, telefonda olmaz. Yanına gelmem lazım. Şimdi böyle mi olduk lan? Nankör manyak. Tahir dangalağına niye gitmiyorsun? Ya ne olur kızma artık. Birazdan sendeyim. Bak hepsini anlatacağım. İyi gel bakalım. Kadın biriyle telefonda konuşuyoruz ha baba. Sakın gözden kaybetmeyin. Ali kaçırma Ali. İki sene önce evlendik Tahir'le. Tahir'in karısı öldükten bir yıl sonra. İlk birkaç hafta iyiydik. Ondan sonra hiç geçinemez olduk. Sürekli kavga, dövüş. Dudağında dün geceden mi? Yediğim dayakları sineye çektim. Bitirmedim evliliğimi. Bu kadar zamanda bayağı dolmuşsundur Tahir'e değil mi? Ölsün istedim mi Tahir? İstedim. Ne yalan söyleyeyim istedim. Çok beddua ettim. Ya ben ya o ölsün de bitsin bu işkence diye. Sen mi yolladın bu mesajı? Evet ben yolladım. Ama elime silah alıp kocamı vurdum mu diye soruyorsanız ben yapmadım. Benden şüpheleniyorsanız eğer avukatımı aramak istiyorum. Şimdilik gerek yok. Gidebilirsiniz. Ama muhtemelen bir daha görüşeceğiz. Kapısında koruma bekleyen mekan. Buralar zaten sakat. Ali, mekanın adını okuyabiliyor musun? Kulüp ayışı. Ne oldu, rezervasyon mu yaptıracaksın? Ha, dur bakayım ya. Ahlak şubede bizim Salih'e sorayım, biliyorlar mı mekanı? İyi olur, sor. Kurbanın olayım Bekir. Ben ettim, sen etme ne olur. Yapma böyle, ortada bırakma beni. Tahir nalları dikince mi değere bindik lan? Elif sana bir daire açtı diye arkana bakmadan defolup gittin. Çabuk unuttun lan. Bak Bekir'cim canım. Anladım ben hatamı diyorum, anlasana. Sana geldim işte. Kapından mı döndüreceksin beni? Abi mekan sabıkalı. Bekir diye bir herif işletiyormuş. Hem ahlakta hem organizede dosyası var. Buyur buradan yak şimdi. Abi kadın niye buraya geldi? Belli ki tanışıyorlar Bekir'le. Tahir'i Bekir öldürmüş olabilir mi? Niye olmasın? Rıza Baba'yı arıyorum. Herif gördü bizi. Giriyoruz. Arda, acil destek iste hemen. Nereye gel acil destek? Bunun peşine takılıp gelmişlerdir abi. Ne iş lan? Bir de kumpas mı kurdun lan bana? Bekir, vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Abi polisler. Polis, kimse kıpırdamasın. Orada kal. Bırak, kal orada. At silahını, at. At silahını. At silahını. At silahı, at. Yanlış yapıyorsunuz. Şş, konuşma, bana bak. İndir, hepiniz indirin, indir. Tahir için mi geldiniz? Her alttan da haberim var bakıyorum ha. Benim alakam yok o işte. Onu merkezde anlatırsın. İndirin silahları. İndir. Bana bak, salaklık yapmayın. Atın silahları. Benim ilgim yok cinayette falan. İyi işte. İndir o zaman silahı. Derdin ne lan senin? İndir. Bırak! Adamların da.
İndirin silahı. Bırak, 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 bırak. At silahını, bırak. At silahını, at silahını. Bırak silahı, bırak. Gel buraya, gel, 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 gel. Gel buraya. Yaslan şuraya, yaslan. Resmiler. Gel böyle. Al bunu da. Geri zekalı. Geçen günkünden mi var abi yine? Evet de ne çabuk bitti lan onlar. O napı ne ara yuttun? Sıkıntılıyım bu ara abi. Bu niye böyle? Dili tutuldu abi, kafası güzel. Bize müsaade abi. Hadi yallah. Erdal. Oo Cengiz kardeş. Patron çağırıyor hadi. Buraya. Gideriz buyur bir çayımı içe. Çayı Efkan abiyle içeceğiz yürü. Nereden geliyor şimdi bu kız? İspanya'dan. Yoldaymış. Ne yapıyormuş İspanya'da ya? Ne yapılır usta İspanya'da? Sen daha iyi bilirsin. Çok komik. Bir şey mi var? Tahir'in kızını araştırıyorduk. Bir de olay yeri kamera görüntüleri. Onurlarla konuştum. Bir dolu adam almışlar pavyondan. Onları getiriyorlar buraya. Gündüz gündüz o kadar adamı pavyonda nereden bulmuş? Şu diğer kadının, Oya'nın takibindelerdi. Kadın pavyonda bir dolu silahlı adamla buluşmuş. Hepsini paketlemiş getiriyorlar. Peki siz ne buldunuz? Rıza baba şuna bir bakın isterseniz. Tahir'i ateş eden adamın kullandığı otomobil. Çok kötü görüntü. Bulabildiğimiz tek kayıt bu. Büyütebildiğim kadar büyüttüm ama. Kimin adına kayıttı peki bu? Ona bakıyordum ben de şimdi. Spor faaliyetleri Limited adına kayıtlı. Adres? Adres işte burada. Deniz, bu bizim sabah gittiğimiz spor salonu değil mi? Aa, evet. Fırlayın hadi. Hemen, hemen, hemen. Ben de geldim. Hayırdır kanka? Haberlere daldın. Sol tarafından kalkmış Tayfun Bey bugün elleme. Gel abi gel hadi gel. Alo. Salonda mısın? Evet. Sana geliyorum. Konuşmamız lazım. Birazdan oradayım. Tamam bekliyorum. Ne olur yapma bunu Şol Tayfun. Ne olur. Ya benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım diyorum ya. İyi işte. O zaman korkmana da gerek yok. Uslu uslu otur bekle. Kapat. Ya bak yemin ederim benim bir suçum yok. Otur. Polisle çatışma ha? Yok amirim ne çatışması? Genç çocuk işte. Yaptı bir salaklık. Vurdunuz ya daha ne? Tahir'i kim vurdu peki? Ona kim sıktı? Sen mi? Senin genç çocuk karma ha? Yemin ederim benim o işle alakam yok. Allah belamı versin ki yok ya. Anlayacağız Bekir Efendi anlayacağız. Vaktimiz bol. Uzun uzun konuşacağız seninle. Amirim yeminle bir alakam yok benim ya. Tamam tamam kes. Kes lan kes. Karı gibi bağırma lan. Anlat lan. Nasıl bıraktılar seni? Bizle ilgisi yok diyorum abi. Ne demek ilgisi yok lan? İki torba mal veriyorum. Ertesi gün karakola çekiyorlar. Bizim tezgahla alakası yok abi. Sedef'in dallama abisi evi bastı diye geldi polis. Akşamına da bıraktılar. Cinayet minayet bir işler duydum. Senin şu eski eleman Selman'ı indirmişler. Hırsızlık da var lan işin içinde. Hayırdır? Cinayete mi düştün lan? Bizde mi yakacaksın lan puş? Y-
Yarın sabaha bitiriyorsun benim malımı. Paramı getiriyorsun. Sonra ne alt edersen et. Gözüm görmesin seni. Duydun mu lan? Tamam abi, tamam. Dikkatli olun. Doğru söyle bana Tayfun. Sen mi yaptın? Neyi ben mi yaptım Cansel? Doğru söyle Tayfun. Cansel. Sana yapma demiştim. Karışma demiştim. Bir sakin olur musun? Polis. Tayfun Yılmaz sen misin? Benim. Tayfun! Usta iyi misin? Kaçma dur! Dur! Deniz, mekan sende. Abi nereye? Araban nerede Cansel? Şurada. Anahtarın nerede? Çantamda. Yavaş be, ne yapıyorsun? Polis, dur! Dön şöyle, dön. Olmadı Tayfun, beceremedi. Tamamdır merkez, şüpheli elimizde. Sana ne oldu be? Elinin körü oldu. Senle abin yüzünden bitirecek adamlar beni be. Benim ne suçum var be? Cinayet işledin diye peşindeler işte. Ulan senin... Öldürdüm lan! Öldürdüm, var mı? İstesem şu saniye seni de öldürürüm, duydun mu? Gelme üstüne. Gelme, fena olur. Gel kızım, gel. Gel. Yaramazlık yok, tamam mı anneciğim? Sana da zahmet veriyoruz abla ama... İdare edeceğiz artık. Çok sağ ol, ödeyemem hakkını. Çok gecikmem ben. Hadi anneciğim. Görüşürüz. Dursan şunu. Deniz. Selam. Merhaba Emre. Konuşamadık hiç bu ara. Müsait misin? Ne konuşacağız ki Emre? Biz. Yani senle ben. Yapma işte ya, olmuyor. Ya olacak olsa inan seni bu kadar uğraştırmazdım, emin ol. Anladım. Kusura bakma, olur mu? Yo, önemli değil. Amirim haklıymış. Dost doğru kızmışsın. Anlamadım, kim? Engin Amir. Konuştuk da biraz. Dediği gibi çıktı. Neyse, sen de kusura bakma Deniz. Kolay gelsin. Ne oldu? Siz oturup benim dedikodumu mu yapıyorsunuz? O ne demek ya? Ne diyorsun kızım sen? Emre ile konuştum şimdi. Dedi ki bana siz ikiniz geçen akşam benle ilgili... Senle ilgili konuşmak istedi benimle. Ben de beni değil seni bulmasını söyledim. Adam akıllı konuş, anlat derdini. Deniz'le halledin dedim, o kadar. Dedikoducu falan. Ne biçim laflar bunlar ya? Saçmalama lütfen, kendine gel. Thank you.
Elde bir tane ceset, bir sürü aşık, bir sürü şüpheli. Oya'yla şu pavyondaki takıntısı Bekir'i boşuna mı aldı? Galiba. Bekir dün geceyi hastanede ameliyatta anasının yanında geçirdiğine yemin ediyor. Yine de pavyon adam kaynıyor. Yani git sık dese birine ne olacak ki? Böyle işler kolay saklanmaz. Adamların da bir tanesi konuşurdu en azından. Bence de. Şu an elimizdeki ipucu sağlam Rıza baba. Tayfun'un aracını diyorsun yani. Olay anında araç olay mahallinde. Daha ne olsun? Bakalım işte bakalım. Bakalım. Evet. Tamam, toplantı odasını alalım. Sude Tütüncü gelmiş. Tahir'in İspanya'daki kızı. Ben konuşurum. Ne çıktı? Hiçbir şey komiserim. Nasıl hiçbir şey ya? Parmak izi falan da mı yok? Yok komiserim. Araç temizlenmiş. Baksana şuna bir. Oynanmış olabilir mi sence? Olabilir. Olabilir. Tel falan sokulmuş olabilir komiserim. İşte şurası. Çok zor. Böyle ani kayıplar alt üst eder insanı. İyi bilirim. Kim yapmış peki? Kim öldürmüş babamı? Niye? Soruşturma devam ediyor. Bir şey söylemek için erken daha. Ama az kaldı, çözülüyor, merak etme. Babamın karısını tutuklamışsınız, doğru mu? Cansel'i. Göz altında şimdilik. Ne düşünüyorsun babanın karısı hakkında? Parası için evleniyor. 2 sene sonra da babam ölüyor. Yani? Siz olsanız ne düşünürdünüz babamın karısı hakkında müdür bey? Tayfun dün bütün gece bizimleydi komiserim. Kafası bozuktu biraz. Çıktık bir şeyler içtik. Sonra? Dağıldık sonra. Biz eve döndük. Tayfun da salona geçti. Orada kaldı gece. Hep salonda mı kalır Tayfun? Hepimiz bazen kalırız. Geç olduğunda. Sabah erken saatte ders varsa. Arkadaşınızı korumuyorsunuz değil mi bana? Yok komiserim, neyse onu söylüyoruz. Yalan ifade verirseniz sizin de başınız yanar. Haberiniz olsun. Suça ortak olursunuz. Sorun değil. Olanı anlattık biz komiserim. Spor salonundan değil mi arkadaşlar? Evet. Sizin salonda güvenlik kamerası vardır herhalde. Var komiserim. Hem içeride hem dışarıda. Neden? Bize hemen o görüntüler lazım. Olur tabii. Ali, hemen bir ekip yollayalım da aldıralım görüntüleri. Ocak sonu, Şubat başı gibi. Birkaç aydır birliktesiniz yani Cansel'le. O kadar işte. Evli olduğunu bilmiyor muydun sen bu kadının? Biliyordum. Oğlum niye kalkıştın o zaman sen bu işe? Adamın parası için mi? Sevdik biz birbirimizi Cansel'le. Aşık olduk. Ne parası ne pulu. İstemedim mi? İstedim. Sevdiğim, aşık olduğum kadına köpek muamelesi yapıyordu. Kaç kere gebertmek istedim. Cansel'i o hayvanın elinden kurtarmak istedim. Cansel yüzü gözü mosmor geldikçe salona gidip adamı bulup gırtlağını sıkmak istedim. Ama yapmadım. Zerre üzülüyorsam şerefsizim. Ama ben öldürmedim. Görüyorsun değil mi? Her şeyi anlatıyor Tayfun. Sen azmettirmişsin cinayete Tayfun'u. Bütün suçu senin üzerine yıkıyor. İmkanı yok. Nasıl imkanı yok kızım? Baksana adam şakır şakır söylüyor olanı bitenin. Ne söylüyorsa yalan söylüyor. Ben kimseyi azmettirmedim. Hele Tayfun'u. Asla. Ne anlayalım biz bu laftan? Hı? Başkasıyla mı hallettin işi? Mesela Tahir'den senin kadar nefret eden biriyle mi? Galiba biz sizinle anlaşamayacağız. Artık avukatım olmadan hiçbir sorunuza cevap vermeyeceğim. Kara bitti diyorsun yani. Dün gece cinayetin işlendiği saatlerde neredeydin? Salondaydım. Arkadaşlarla dışarı çıktık. Emre ile Tolga salondan, onlara sorun inanmıyorsunuz. Canım sıkkındı. Oturduk bir yerde bir şeyler içtik. Sonra da salona gittim. Yattım uyudum. Arabanın ne işi vardı o zaman cinayet mahallinde? Ben nereden bileyim? Haberim yok diyorum size. Sabah kalktığımda araç yerindeydi. Kıpırdatmadım bile. Sonra da siz geldiniz işte.
Evet. Başka ne var? Rıza baba, yoruldun sen de. İstersen eve git. Saat geç oldu zaten. Burada birkaç saat kıvrılırım yeter bana. Ne diyordun sen? Kadını da spor hocası sevgilisinde tutuyoruz. Savcıya çıkaracağız. İkisinden de itiraf yok. Baba, amirim. Bunu görmeniz lazım. Kapatın, tamam. Arda bu görüntüleri uçarak gitti, getirdi. Nereyi görüyoruz şimdi? Spor salonunun kameraları. Şu gördüğünüz araç, spor kası olan. Saldırıya karışan araç. Bak şimdi ne oluyor? Araç kasıtlı çalınmış. Suçu Tayfun'un üstüne atmak istemişler. Bir de şu adamın kim olduğunu bilsek. Kimliği arıyor muyuz Aylin? Taramaya başladım amirim. Ben biliyorum kim olduğunu. Kim? Şoförü söyledi. Şoför. Bitti mi? Bitti. İnan bana bitti. Erdal, Erdal. Efendim? Annesi gecikecek herhalde. Sen alıver çocuğu. İyi. Nemrut Kara. Nasılsın bakalım? İyisin, iyi. Baba da iyi. Babanın kafa da çok iyi. Hadi yat bakalım. Çıt çıkarma, tamam mı? Hadi bakalım. Annem ne aldı? Yok anne, yat hadi. İhtiyaç yok, sağ ol. Peki, başınız sağ olsun tekrar Sude Hanım. Teşekkürler. Canım. Avukatlarla konuştun mu? Konuştum. Ne diyorlar hayatım? Bir iki haftaya miras işleri hallolur diyorlar. Sonra? Sonra nereye istersek oraya. İyi. Babanın cenaze işleri de hallolmuş olur bu arada. Baban deme şuna ya. Zaten yok artık. Şoföre bak sen ya. Uyandırmadan alalım şu herifi bir an önce. Nereden geliyor? Tamam. Şoförün telefonu Tahir'in evinden sinyal veriyormuş. İyi bari. Kaybolma ortadan demiştim, laf dinlemiş. Kız da evde, Sude. Allah kahretsin ya. Hadi hızlanalım Ali. Geciktim, kusura bakma abla. Anca çıkabildim işte. Senin kız babasının yanında. Babası mı? Evet, birkaç saat önce geldi aldı. Heh, sen misin? Melek nerede? İçeride uyuyor. Yemedik kızını, merak etme. Bu kadar uyanır mı prens? Melek! 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 Okyanus kıyısında olsun. Koca koca dalgalar var aşkım orada.
Ben sana düğünün en güzelini yapacağım. Bana ne ya? Okyanus kıyısında bir kumsalda evlenmek istiyorum ben. Nikah memuru bile gelmez o tozun toprağın içerisine. Bu kim şimdi? Temizlikçi mi yine? Ne alaka? Sessiz. Ses çıkarma. İçeride olduğunu biliyoruz Rıfat. Patronunu öldürdüğünü de. Ne yapacağız Rıfat? Yakalandık mı şimdi? Bir şey yap Rıfat. Nasıl kurtulacağız? Korkma. Sessiz ol. İleride kaldırıp çık dışarı. Sakin. İçeride de rahmet. Kızın sesini duydum galiba. Duydum diyorum size. Kızın sesini duydum. Rıfat! Kızı bırak teslim ol. Onun bir işle bir ilgisi yok. Bırak kızı. Ellerini kaldırıp dışarı çık. Etrafın sarılı. Kaçamazsın. İşleri zorlaştırma. Sen kaybedersin. Hadi bırak kızı çık. Bizden günah gitti Rıfat. Hadi. Mahvolduk, mahvolduk. Sakin ol. Bana güven, tamam mı? Sakın korkma. Tamam. At silahını, at! At silahını. Bırak kızı. Çekilin. Açın yolu. Yemin ediyorum öldürürüm kızı. Çekilin kapıdan. Önce babasını öldürdün, şimdi kızını mı öldüreceksin ha? Öyle mi Rıfat? Çekilin oğlumdan. Allah belamı versin, sıkarım. Ne alıp veremediğin var oğlum bu insanlarla? Ha? Açın yolu. Açın yolu, öldürün kızı. Saçmalama. Bir düşün bakalım. Çıkışın var mı burada? Çekilin dedim lan! Gel, gel. Alın şunu, alın. Tamam, geçti. Sakin, sakin. Niye laf dinlemiyorsun oğlum sen? Niye laf dinlemiyorsun ha? Bayıldı herif, bırak uğraşma. Ali, ambulans çağırdın mı? Arıyorum şimdi. Ben bir havlu getireyim yarasına. Şahıs elimizde merkez. Tamam. Ben ambulansla hastaneye geçiyorum abi. Tamam, haber ver gidince. Geçti, tamam söyle. Sakin ol. Hastaneye geçeriz biz de buradan. Bir sakinleştireceğini yaparlarsın. Toparlarsın, tamam mı? Tamam. Adamın servetine konmak için çekmiş vurmuş yani adamı. Konmaya başlamış bile baksana. Suçu yıkacak iki de kadın var ortada. Hepsinin de suç ortağı hazır. Temiz iş vallahi. Olan şu kızcağızı oldu, yazık. Abi biz çıkıyoruz. Kızı hastaneye götürelim, bir sakinleştirsinler. Fena oldu. Tamam olur. Arayayım bir şey olursa. Melek, yardım edin. Allah nesi baba? İlaç içmiş. Hemen midesini yıkamak lazım. Melek, aç gözünü. Melek. Sana bir şey yapmadı değil mi Rıfat? Adam eve girmiş, paraları çalmaya kalkmış. Seni ne zamandır rehin tutuyor? Geceden. Geceden geldim, morgdan sonra. Tamam Sule, geçti. Bitti artık. Gece geldiğinde evdeydi. Babamın sağlığında da eve girip çıkardı. Normal geldi. Cenaze için bir şey lazım oldu falan sandım. Sonra... Sude. Başka bir şey yaptı mı sana? Canını yaktı mı? Bak bize söyleyebilirsin. Komiserim. Kadının çantası galiba. Hüsnü! Ne anlamamız gerekiyor şimdi bundan? Pasaportu burada. Aa, şuna bak. Giriş damgasındaki tarihe. Dün gelmemiş mi yani? 10 gün olmuş Türkiye'ye gireli, baksana. Neden yalan söylesin ki bize?
Sence neden? Allah kahretsin, hata yaptık. Sude masum değil. Kız şoförle beraber. İkisi beraber yaptı bu işi. Emin misiniz amirim? Evet. Dikkat edin diyorum size. Sude sağlam pabuç değil. Nasıl olur ya? Tamam, anladım. Bir şey mi oldu? Çok acayip şeyler olmuş da bizim haberimiz yokmuş. Bize anlatmak istediğin bir şey var mı Sude? Ne gibi? Mesela İspanya'dan geliş tarihine başlayabilirsin. Aslında 10 gündür İstanbul'daymışsın. Neler yaptın? Ne? Dün gece mesela. Babanı katiliyle iyi eğlendiniz mi? Ha? Sude? Lan! Dur! Dur! Sude! Gel buraya, gel! Dur! Sude, gel buraya! Nereye kaçıyorsun? Yürü! Geç şuraya, geç, geç! Ece, otur yanına sen de. Geç şöyle! Öz kız hazmettirmiş ha? Öyle amirim. Kadın aslında şoförle berabermiş. Her şeyi o planlamış. Adamı ikna etmesi zor olmamış. Şoför her şeyi biliyormuş. Spor hocasından da haberi varmış. Adamın arabasını çalmış önce. Tahir'in metresinin evinde ne zaman gelip gittiğini de biliyormuş. İş bir tek tetik çekmeye kalmış. Ama asıl enteresan olan ne biliyor musun baba? Tahir'in karısı mı? Evet. Cansel. Kocasından nefret ediyor. Tek kuruş almadan ayrılmayı dünden hazır. Ama şimdi Tahir'in bütün mirası Cansel'in. Tahir bunu görse bir kez daha öldürdü eminim. Hepimize geçmiş olsun. Yavaş yavaş be oğlum. Nereye yetişiyoruz? Ne oluyor? Bir anlatsana usta. Hastaneye usta. İşler bu kasardı. Midesini yıkadık, uyutuyoruz. Durumu stabil. Kurtuldu ama değil mi? Kurtuldu, merak etmeyin. Bu arada abi, epey bir hap çıktı midesinden. Biliyoruz Eren, sağ ol. Görüşürüz. Artık kaçarın yok Sedef. Kocana bize vereceksin kızım. Allah oğlum belasını versin. Ne isterseniz söyleyeceğim. İfade alalım o zaman usta. Daha Erdal'ı bulacağız. Bulursunuz. Bana biraz müsaade edin ne olur. Eve gideyim. Eşyasını getireyim Meleğin. Ne isterseniz anlatacağım sonra, söz. İyi tamam, ben de geleyim seninle. Gerek yok. Ben hemen gidip geleceğim zaten. Günahıma giriyorsun ama sen bilirsin abi. Buyur. Benden yana borç alacak kalmadı. İyi satmışsın. Ne sandın? İyi. Al bakalım. Eyvallah. Bana müsaade. Sağlıcakla. Nasıl çıkardı bu parayı bir gecede? Anlamadım abi. Takip edin Cengiz. Gidin bakın nereye kapılanmış bu it. Niye böyle dik dik konuşuyor? Kime güveniyor? Öğrenin. Tamamdır abi. Amirim, kusura bakma. Ben öyle gelip abuk sabuk konuştum sana. Asıl o Emre Hayır'ını benzetmek lazım. Yani ne cesaret gelip seninle bu mevzulara giriyor? Ya Deniz, bir şey istesem senden. Tabii amirim. Susar mısın lütfen? Ne? Ya susar mısın lütfen? Yoksa ineceğim taksiyle gideceğim eve ha. Aa, lütfen. Ama ben size kendimi açıklamak için... Anladım kızım, tamam. Sus, lütfen sus. Böylesi daha iyi. İyi peki. (Gülüyor)
acayip adamsın ya. Deniz. Tamam sustum, tamam. Alo, Erdal. Ne oldu kız, ne bu telaş? Hemen eve gelmen lazım. Ne var, ne oldu? Çabuk eve gel diyorum ya. Bitmedi karın ağrım be. Kızın durumu iyi de annesini ne yapacağız? Olay mı usta? Annesin kızını o halde görmüşsün. Ulan Erdal. Onun muhkemesi değil mi? Nereden bulacaktı içecek bacak kadar çocuk usta? Ha, evet Aylin. Adam şu an hareket aldı abi. Anladığım kadarıyla evine doğru gidiyor. Noktasını atıyorum telefonuna. Yine haberleşelim. Tamamdır. Usta burası sende. Sen nereye? Ararım sonra. Usta! Sedef. Hayvan herif. Hayvan herif. Kendine gel lan, ne oluyor? Manyak mısın lan, geç şöyle. Allah belanı versin. Allah'ım ya. Kızımı öldürüyor. Kızım bırak onu. Senin hapların yüzünden Melek ölüyordu. Seni de ben öldüreceğim. Öldürüyorsun lan sen! Kimler denedi lan beni gebertlemedi? Kimler denedi? Bana bak! Sen çok mu seviyorsun lan kadın dövmeyi? Çok mu seviyorsun lan? Ha, çok mu seviyorsun? İyi misin? Ha? Bir şeyin var mı? Ha? Yeter lan! Kabus musun lan sen? Kabus musun lan? Yeter lan! Seni ne vuruşsun lan ben? Çöktün lan hayatıma! Geberteceğim lan seni! Yettin artık, yettin be! Defol git hayatımdan! Çık git hayatımızdan oğlum! Çık git! Seninle mi uğraşacağız biz ya? Defol! Yeter artık lan! Yeter! Lan geberteceğim seni! Bambaşka bir şehir var.